vatandaşlarımıza güvenlik sektöründe yaptığımız hizmetler, ilimizin genel durumu, özellikle son dönemde çok önem verdiğimiz bazı alanlarda yapılan çalışmalar, bunların sayısal verileriyle ilgili bilgilendirmelerde bulunacağız. Öncelikle tabii Adıyaman'ımız huzur şehri olarak biliniyor. Yani gerçekten bizim camiamızda da güvenlik sektöründeki kurumlarımızın camialarında da genel olarak gayet huzurlu, asayiş, güvenlik noktasında çok ciddi problemleri olmayan bir şehrimiz. Bunu muhafaza edebilmiş, güzel insanların yaşadığı bir şehir. Tabii özellikle geçtiğimiz yıl meydana gelen büyük afet, deprem felaketinde şehrimiz ciddi bir hasar gördü, yara aldı. Bu afetin sonrasındaki belirli bir periyotta kamu düzeninin istendiği gibi oturtulamaması gayet olağan bir durum. Bu bir süre devam etti. Ancak yaz ayları itibariyle özellikle güvenlik sektöründeki tüm alanlarda yeniden kamu düzeninin sağlandığını, özellikle kamusal uygulamaların normal haline dönmeye başladığını hep beraber müşahede ettik. Ben bugünkü toplantımızda özellikle yılbaşından itibaren Şubat sonuna kadar olan 2 aylık periyotta yaşananları, yaptığımız çalışmaları değerlendirmek istiyorum. Ve bunlarla ilgili sizlere sayısal veriler sunmak istiyorum. Bu bilgi notu ayrıca arkadaşlar size yazılı olarak da basın mensuplarımıza verilecek. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi özellikle uygulamalardan bahsediyorum ki son dönemde çok önem verdiğimiz bir alan. Aranan şahıslar konusu çok önemli biliyorsunuz arkadaşlar. Son dönemde İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız, Sahil Güvenlik aranan şahısların yakalanmasına ilişkin olarak çok önemli çalışmalar yapıyor ve yoğun bir şekilde bir faaliyet gösteriliyor. Bu kapsamda ilimizde aranan şahıslar, genel asayiş, narko alan, yabancı şahıslar ve terör uygulamaları yapıldı. Terör noktasında ilimizde ciddi bir problem yok arkadaşlar ama bazen yıllar öncesinden bu konuda bir faaliyeti bulunmuş bir kişinin adli bir süreçte yakalanması veya bir uygulama noktasında yakalanması bile terör diye istatistiklere girebiliyor. Sonuçta branş bazlı. 15 tane geniş çaplı uygulama 2 ay içerisinde yapıldı arkadaşlar. Burada aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarda ve diğer uygulamalar sırasında 70.350 şahısa sorgu yapıldı arkadaşlar. 20.416 araç denetimi yapıldı. 762 şahıs, bu rakam önemli, aranan yoklama kaçağı BAKA'ya yakalandı. 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 7 şahıs ile birlikte de hapis cezası olup kesinleşen 135 şahıs yakalanıp tutuklanarak cezaevine kondu arkadaşlar. Özellikle son dönemde genel asayişi sağlamaya çalışırken, suç ve suçluyla mücadele ederken zaten bu konuda yargılaması yapılmış, hükmü verilmiş, her şey kesinleşmiş, yargısal süreçleri kesinleşip infaz aşamasına gelmiş kişilerin hala dışarıda olması kabul edilemiyor. Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya'nın liderliğinde de göreve başladığından beri bu konuda çok yoğun çalışmalar yapılıyor. İşte burada da son 2 aydaki rakamlar dediğimiz gibi toplam 135 şahıs yakalanmış, 7 tanesinin doğrudan hapis cezası ve 10 yıl üzeri hapis cezası almış kişiler var işlerinde arkadaşlar. Bunlar sokaklarda dolaşıyordu, öyle düşünmek lazım. Bu sadece 2 aylık periyotta. Bundan öncesinde de bu çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyordu. Yine bu uygulamalarda arkadaşlar ele geçen malzemelerden bahsetmek istiyorum. Tabii çeşitli suça konu malzeme ele geçiriyoruz. Çünkü çeşitli suç türleri var. Bu dönemde bir tane AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 29 tane farklı marka ve çapta tabanca, 32 adet farklı marka ve çapta tüfek, 184 adet 7.62 çapında fişek, 2433 paket gümrük kaçağı sigara, 115 adet elektronik sigara, 78.460 adet makaron, 5.970 kilo tütün, 9.837 adet gümrük kaçağı elektronik mekanik eşya, 150 adet pro. Bu şekilde arkadaşlar genelde
ticari kaçak mallarla devam eden bir süreç. Tabi uyuşturucu tarafına işin baktığımız zaman 231 gram esrar, 3893 gram yaklaşık 4 kilo bonzai, 34 adet ekstazi, 703 gram metamfetamin, 164 adet sentetik ecza hap, 122 kenevir ve çok küçük miktarda afyon sakızı ve kokain. Tabi afyon sakızı ve kokain biraz daha nitelikli, daha pahalı, genelde bölgemizde rastlanmayan türde uyuşturucu türleri. Asayiş noktasında yapılan işlere bakarsak arkadaşlar, 2 aylık dönemde il genelinde 2234 olay meydana gelmiş. Bu olayların 2093 tanesi aydınlatılmış arkadaşlar hemen. Burada aydınlatma oranımız %93,7. Bunların birazcık dağılımından bahsedersek sizlerin ve vatandaşlarımızın daha rahat anlayabileceği şekilde, kişilere karşı işlenen suçlar diye bir kategori var. Bunlar yaralama, öldürme, tehdit, hakaret gibi, yani adı üstünde kişilere karşı işlenen suçlar. Bu kapsamda meydana gelen olaylara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 761 olaydan 725 tanesi aydınlatılmış. Burada %95,3'lük bir aydınlatma oranı var. Mal varlığına karşı işlenen suçlar, bunlar hepimizin bildiği hırsızlık, ev ve iş yerinden hırsızlık, motosiklet ve oto hırsızlığı vesaire gibi suçlar. Bu kapsamda meydana gelen toplam 586 olaydan 498 adedi aydınlatılmış ve aydınlatma oranı %85'tir. Yine KOM şube dediğimiz kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele alanında 2 aylık dönemde il genelinde 13 olay meydana gelmiş. Bunların 13'ü de aydınlatılmış. Burada oranımız %100'dür. Narkotik alanında 2 aylık dönemde 441 olay meydana gelmiş arkadaşlar. Bu olaylardan 441'i de aydınlatılmış. Adliyeye yansımış. %100'dür burada da aydınlatma oranı. Siber arkadaşlar, tabii son dönemde özellikle artan bir suç alanı. Aslında faaliyet arttıkça bir alanda tabii suç da artıyor. Siber alanında gerçekten yoğun bir mücadele var. Çok kolay bir şekilde suç işlenebiliyor. Failleri yakalaması aynı derecede kolay olmayabiliyor. Ama bu konuda da kolluk kuvvetlerimiz kendi kapasitelerini, personel sayılarını, eğitim durumlarını giderek artırıyorlar. Siber alanında ilk 2 ay içerisinde 83 olay gerçekleşmiş arkadaşlar. Bu olayların 36 tanesi aydınlatılmış. Burada %43,4 aydınlatma oranımız. Dediğim gibi burada suçu işleyen kişilerin bu bölgede olmaması, ülke içinde olmaması gibi nedenler var. Veya teknolojik olarak bir takım işte hesaplar üzerinden yapılan işlerde o hesapların sahiplerinin tespit edilmesinin zor olması gibi teknik zorluklar var sanal dünyada yapılan işlerde. Orada da çalışmalar devam ediyor. Yine tabii çok önem verdiğimiz bir konu göçmen kaçakçılığı konusu. Tabii ilimiz konumu itibariyle bu alanda da geçiş güzergahında da yer almıyor. Nihai hedef illerden bir tanesi de değil. Onun için bu alanda çok fazla bir mesaimiz olduğu söylenemez. Bir tane bu 2 aylık dönem içerisinde bir Suriye uyruklu şahıs sınır dışı edildi tarafımızdan. 3 Irak, 2 tane de Suriye uyruklu şahıs da geri gönderme merkezine sevk edildi gerekli işlemlerinin yapılması için. Tabii bir de vatandaşın özellikle üzerinde durduğu trafik konusu var. Trafik düzeninin tekrar oturması arkadaşlar bizler için önemli. Bu konuda vatandaşımızı sıkıştırmıyoruz. Biz afetten çıkmış, mağdur olmuş bir şehiriz. Ama her şeyin düzen dışı devam etmesine de müsaade etmemiz mümkün değil. Yavaş yavaş, kademe kademe, çok fazla üzmeden tekrar bir şekilde düzene kavuşmamız gerekiyor. Bunu aslında ana arterlerde de büyük oranda başardı arkadaşlarımız. Trafik akışının düzenlenmesine, denetlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde bu dönemde, 2 aylık dönemde 123.922 araç, 5.436 motosiklet kontrol edildi arkadaşlar. 19.924 araç ve motosiklete 2.711 sürücüye işlem yapıldı. 795 araç trafikten men edildi ve gerekenlere de idari para cezası uygulandı. Bu rakamlar arkadaşlar ana hatlarıyla 2 aylık periyotta güvenlik sektöründe yapılan işlerin, işlemlerin, operasyonların, çalışmaların bir sayısal özeti. Bunlar kümülatif, yani emniyet ve jandarmamızın bir arada sayılarının birleştirilerek yapılan değerlendirmeler.
İki teşkilatımız da yoğun bir şekilde çalışıyor. Bir taraftan normal işlerini, normal zamanda yaptıkları işleri yapıyorlar. Bir taraftan da düzenli olarak bize diğer afetle bağlantılı işlerde yardımcı oluyorlar. İki ayın özeti genel olarak bu. Ben vatandaşlarımızdan özellikle güvenlik güçlerimizin yaptığı çalışmalarda onlara yardımcı olmalarını istirham ediyorum. Kendileri mümkün olduğu kadar hassas bir şekilde işlerini yapmaya çalışıyorlar. Güvenlik güçlerimizin de eğer yaptığı çalışmalarla ilgili kendi sınırlarını aşan durumları olursa kendi iç denetim mekanizmalarımız var, tahkikat mekanizmalarımız var. Yani hiçbir görevlimizin de kendi hukuki yetkilerini aşmasına veya üslubunu belirli bir noktanın ötesine taşımasına hiçbir şekilde müsaade etmiyoruz. İlgili kolluk amirlerimiz de müsaade etmiyorlar buna. Vatandaşlarımız da işbirliği halinde sizlerin, basın mensuplarımızın desteğiyle, bizlere vereceği katkıyla inşallah bu rakamları, zaten bir huzur şehri olan, sayıların bazı alanlardaki büyüklüğüne lütfen bakmayın arkadaşlar. Adıyaman'ımızın ölçeğinde özellikle oransal olarak Adıyaman gerçekten huzurlu bir şehir. Ve giderek de o deprem sonrası, afet sonrası düzen oturdukça da sayılarımız inşallah aşağı doğru dönüyor ve dönmeye devam edecek. Ben sabırla dinlediğiniz için hepinize, sizlere ve sosyal medyada canlı yayında bizi dinleyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.